Merhaba arkadaşlar, ben İngilizce öğretmeniniz Ceren Eylül Günerhan. 9. denemeyle karşınızdayım. Eğer hazırsanız ilk soruyla başlayalım birlikte. İlk sorunun köküne bakıyorum. Which one isn't stable to the list above? Yukarıda verilen listeye göre hangisi uygun değildir diye sormuş. Yukarıdaki title'a baktığım zaman library rules yani kütüphane kuralları verilmiş. Bu aşağıdaki imperative emir cümlelerinden hangisi kütüphane kuralları içerisinde yer almaz diye bir soru var aslında karşımızda. Birincisine bakıyorum. Return books on time. Kitapları zamanında teslim etmek bir kütüphane kuralıdır. O zaman bunu alabilirim. İkiye baktım. Raise your hand to speak. Konuşmak için elinizi kaldırın demiş ama bu sadece bir sınıf kuralıdır. Kütüphane kuralı içerisine alamıyorum. Üçe baktım. Don't disturb others. Başkalarını rahatsız etmeyin. Kütüphane kuralıdır. Don't make noise. Gürültü yapmayın. Bu da yine kütüphane kuralıdır. Hangisi sınıf kuralı, hangisi listeye uymuyor? 2 yani cevabımız Bursa arkadaşlar. Şimdi beraber ikinci soruya bakalım. Which of the following is the best activity for him? Hangisi yukarıdaki arkadaşımız için best activity yani en iyi aktivitedir diye sormuş. Yukarıdaki information kısmını hemen okuyorum. I am adrenaline seeker. Ben tam bir adrenalin bağımlısıyım demiş. I am interested in exploring new place. Interested in nokta nokta ile ilgili olmak anlamına geliyor. Exploring keşfetmek. Yeni yerler keşfetmeyi çok seviyormuş. However, buna rağmen I can't stand being underwater. Can't stand katlanamamak. Neye katlanamıyormuş? Suyun altında olmaya katlanamıyormuş. O zaman ben C şıkkını direkt olarak eliyorum. And I find being in the air too frightening. Yani havada olmak neymiş? Frightening dediği şey korkutucuymuş. Havada olmaktan da hoşlanmadığına göre A ve B şıklarını da eleyebilirim. Elimde yapabileceği hangi aktivite kaldı? Caving yani D şıkkı arkadaşlar. Üçüncü soruya geçiyorum arkadaşlar. Why does Ted call the doctor's office diye sormuş. Ted doktorun ofisini neden aramıştır demiş. Yukarıda bana bir conversation vermiş. Diyalog, sekreter ve Ted arasındaki diyalog. Sekreter telefonu açmış. How can I help you? İşte size nasıl yardımcı olabilirim? Ted de cevap vermiş. Good morning. I have a terrible stomach and I need to see doctor immediately. Çok felaket bir karın ağrım, mide ağrım var. Ve doktoru en kısa sürede görmem gerekiyor demiş. Sekreter de hold on a minute please. Biraz bekleyin lütfen. I will check. Kontrol ediyorum. Is quarter to 12 okay for you? 11:45 sizin için uygun mudur? That's perfect. May I ask you who is calling? Ted Andrews. Şimdi benim buradan anladığım kadarıyla Ted karın ağrısı için ne yapmış? Doktordan bir randevu oluşturmuş arkadaşlar. Şıklara baktığım zaman A şıkkında doktorla görüşmek için diyor. To'yu burada için anlamında kullanmış. Ama yukarıda bir doktorla görüşme yok. Sadece randevu olduğu için A şıkkını eliyorum. B'ye baktım. To make an excuse bir bahane sebep göstermek için mi aramış? Hayır. C'ye bakıyorum. To get an appointment. Appointment randevu demek. Hatta hastanelerde bile hastaneye ekstra olarak restoranlarda da bu kelimeyi kullanıyorlar. Aklınızda bulunsun, çıkabilecek bir kelimedir. Randevu, appointment. D şıkkına bakıyorum. To complain about something. Bazı şeyler hakkında bir complain yani şikayette bulunmak için mi aramış? Hayır, kendi ağrısını dile getirmiş. O yüzden üçüncü sorumuzun cevabı Ceyhan. Dördüncü soruya bakıyorum. Sally is having lunch. Sally öğle yemeği yiyecekmiş. Which of the following is not suitable for her? Hangisi onun için not suitable yani uygun değildir diye sormuş. Yukarıda da Sally arkadaşımızın zevkini vermiş. Bakıyorum information'a. Everyone has different eating habits. Herkes farklı yeme alışkanlıklarına sahipmiş. Herkes alışkanlık anlamına geliyor. I have a sweet tooth. Ben tatlı bağımlısıyım. And I love spicy dishes. Ve baharatlı yemeklere bayılıyorum. I find sour food tasty. Bence ekşi yemekler çok tasty yani lezzetli. However, buna rağmen I hate bitter food. Bitter arkadaşlar acı anlamına geliyor. Bunu bitter çikolatadan da aklınızda tutabilirsiniz. Şimdi baktığım zaman sweet tooth dediği için B şıkkını eledim. Çünkü uygun olmayanı istiyor. B şıkkında bir tatlı var. Devam ettim. Spicy dishes demiş. Onlardan hoşlanıyor. Baharatlı yiyeceklerden hoşlandığı için C şıkkını da
eleyebiliyorum. Devam ettim, başka neyden bahsetmiş? Soul food demiş. Ekşi yiyecekleri de çok seviyormuş, lezzetli geliyormuş. O zaman D şıkkını da seviyor diyebilirim. Ama acı şeylerden hoşlanmadığı için, bitter dediği için burada hangisi acı kalıyor? Tabii ki de A şıkkı. O yüzden dördüncü cevabı da Adana. Beşinci soruya bakıyorum. Which of the following is not mentioned on the poster above? Yukarıdaki posterde hangisiyle alakalı bir şey yoktur diye sormuş. Hangisiyle ilgili bir şey yok? Bunu bulacağım. Şimdi şıklara baktığımız zaman date, tarih, location, yer, fee, ücret, accommodation da konaklama anlamına geliyor. Yukarıda da bir teenage camp'tan bahsetmiş. Yani gençlik kampı varmış. Baktığım zaman tarihi görebiliyor muyum? 27 June. O zaman A şıkkını eleyebiliyorum. Devam ettim. Ücret hakkında bir bilgi var mı? We are going to have barbecue, stay in the tent and sing song around the campfire. Şimdi çadırda kalacaklarmış, barbekü yapacaklarmış. Yeri gösterdi. O zaman accommodation şıkkını da eleyebiliyorum. Devam ettim. 115 per person. Per her anlamına geliyordu. Neymiş? Kişi başı her insan ne kadar ödeyecekmiş? 150 TL ödeyeceklermiş. O zaman ücret hakkında da bir bilgi vardır. Bunu da eledim arkadaşlar. Ama bakıyorum hangi yerde, tam olarak nerede çadır kuracaklarını ya da kamp yapacaklarını söylemişler mi? Bir konum, bir location var mı? Yok. Bu yüzden de 5. cevabı Bursa. Altıncı soruya geçtim arkadaşlar. Which of the following question completes the conversation above? Yukarıdaki conversation'ı aşağıdaki sorulardan hangisiyle tamamlayabiliriz diye sormuş. Yukarıda da Carol ve Sue arasında geçen bir diyaloğu vermiş bize. Şuradaki boşluğu tamamlamamızı istiyor. Buradaki boşluğu tamamlamam için bütün conversation'ı okumam gerekiyor ki aradaki bağlantıyı kurabileyim. Bakıyorum. Let's answer the question about the internet on this magazine. Hadi bu dergideki İnternetle alakalı olan soruları cevaplayalım demiş. Suya da okey diye cevap vermiş. How often do you use the net? İnterneti ne sıklıkla kullanıyorsun? About 2 hours every day. Her gün 2 saat kadar kullanıyormuş. How do you connect? İnternete nasıl bağlanıyorsun? I use my smartphone. Akıllı telefonumu kullanıyorum. Telefonumla bağlanıyorum. Burayı boş vermiş. Ama karşılık kısmına, cevap kısmından ben soruyu çıkarım yapabiliyorum. Cevap kısmına demiş ki I use social network sites. Sosyal network sitelerini kullanıyorum. Share photos. Fotoğraf paylaşıyorum. And comment on the post. Postlara da ne yapıyormuş? Gönderilere de yorum yapıyormuş. Buradan ben neyi çıkarım yapabilirim? Direkt şıklara baktığım zaman aslında arkadaşlar A şıkkını demiş ki kim interneti daha çok kullanıyor? Direkt bir şahıs sormuş ama cevap kısmında bir şahıs olmadığı için A şıkkını eliyorum. B'ye bakıyorum. How do you contact with your friends? Arkadaşlarına nasıl iletişim kuruyorsun? Cevap kısmında mesajlaştığını, mail attığını ya da işte görüntülü chat yaptığını vesaire söyleseydi belki de bu sorunun cevabı olabilirdi. Ama burada iletişimle alakalı hiçbir şey olmadığı için B şıkkını da eliyorum. C'ye baktım. Do you have a smartphone with internet connection? Akıllı telefonunda bir internet bağlantısı var mı demiş. Bununla alakalı hiçbir durum yok. Son şıkkıma bakıyorum. What do you do online? Online olarak ne yapıyorsun? Sosyal network sitelerini kullanıyorum. Fotoğraf paylaşıyorum ve postlara da yorum atıyorum demiş. O zaman cevabımız Denizli. Evet, diğer sayfaya geçtim arkadaşlar. Hepinizin en çok sevdiği soru türü var, yani paragraf. 7. ve 8. soruları paragrafa göre yapmamızı istemiş. İsterseniz direkt paragrafa bakalım, onu analiz edelim. Ondan sonra sorulara bakarız. Baktığım zaman bir mail vermiş bana. Suyazından Elif'e giden bir mail. Direkt information'ı okuyorum. Today is Saturday. Bugün cumartesi. And I can't go out. Ve ben dışarı çıkamam. I must stay at home. Evde kalmam gerekiyor. And help my mom to clean the house. Anneme ev temizlemesinde yardım edeceğim. Actually, aslında everybody in the house is responsible for the household. Evdeki herkes ev işlerini yapmakla sorumluymuş. We share our responsibilities. Biz kendi sorumluluklarımızı share yapıyoruz, yani paylaşıyoruz. My task, benim görevim is dusting the furniture. Ben mobilyaların tozunu alıyorum. And my mom is responsible for vacuuming and mopping the floor. Benim annem de süpürmekle ve yerleri silmekle
Sorumlu. My sister, kardeşim, has to do the laundry, çamaşır yıkıyormuş, and I have to do ironing. Ben de ütü yapmakla sorumluyum, ütü yapmak zorundayım. My brother, benim kardeşim, is in charge of taking the garbage out, çöpleri dışarı atmakla sorumlu, and emptying the dishwasher. Ne yapıyormuş? Bulaşık makinesini boşaltıyormuş. My dad's duties, benim babamın görevi, are paying the bills, cleaning the garden, and setting the table. Faturaları ödemek, paying the bills, cleaning the garden, bahçeyi temizlemek ve setting the table yani masayı kurmakmış. Everybody has to make their own beds every morning. Her sabah da herkes kendi yatağını toplamakla sorumluymuş. We do all housework on Saturday. Biz bütün ev işlerini Saturday'de yani cumartesi günü yapıyoruz. So, böylelikle bu yüzden de we have time to do something on Sunday. Belki pazar günü bir şeyler yapmak için zamanımız olabilir. What about your family? Senin ailenden ne haber? Who does the housework? Ev işlerini kim yapıyor diye sormuş. Şimdi altını çizdiğim yerler şahıslar arkadaşlar. Yani kim hangi işi yapıyor diye o kısımları eledim direkt. Yedinci soruya baktığım zaman da bir boşluk vermiş ve devamında has chores out of the house. Kimin evin dışındaki işlerle sorumlu olduğunu sormuş bana. Şimdi yukarıya baktığım zaman babası faturaları ödüyor. Şu kısımda hemen işaretliyorum. My dad's duties are paying the bills, cleaning the garden. Baktığım zaman evin dışında olan şeyler mi bunlar? Evet. Zaten diğer aile bireylerine baktığım zaman kendisi toz alıyordu, annesi süpürüyordu vesaire. Hepsi ev içinde olan şey ama ev dışında olan hangisi var? Sadece babası var faturalar ve bahçeden dolayı. O yüzden cevabım Bursa 7. sorunu. 8'e bakıyorum. Which one is false according to the text? Texte göre hangisi yanlıştır demiş. Yani burada bir kişi eşleştirmenizi istemiş. Susan'ın sister'ına bakıyorum. Ne yapmış? Burada çamaşır yıkamaktan bahsetmiş. Şuradaki kısma baktığım zaman hatta isterseniz direkt rengi de değiştireyim. My sister has to do the laundry demiş. O zaman şu kısım doğru. Kardeşine bakıyorum. B şıkkında bir çöp atma var. Devam ettim. My brother is in charge of taking the garbage out demiş. Şu kısımda altını çiziyorum. O zaman şurası da doğru. Ceyhan'a baktım. Annesinden bahsetmiş. Yerleri siliyor. Yani bir mopping olayı var. Onu da şurada işaretlemiştik zaten. Bunu da eledim. En son kısma bakıyorum. Susan yani maili yazan kişinin evi süpürdüğünü söylemiş. Ama mopping'den önce şurada annesi için vacuuming demiş. Bu arkadaşımız toz alıyor, evi süpürmüyor. O zaman hangisi yanlıştır burada arkadaşlar? Denizli. Evet, son sayfamıza geçtik. Dokuzuncu soruya bakıyorum arkadaşlar. Hemen rengimizi de değiştirelim. Which is false according to the table? Hangisi tabloya göre yanlıştır diye sormuş. Direkt şıklar üzerinden gidebiliriz. Ekstradan bir information vermemiş bize. Zaten burada iki tane kişi var. Burada da ev işlerinden bahsetmiş. Şurada da artı eksi diye hangisi yapmış, hangisi yapmamış diye bunları vermiş. A şıkkına bakıyorum. Kate is responsible for taking the garbage out. Kate çöpleri dışarı atmakla sorumludur demiş. Kate'i buluyorum. Çöpleri dışarı atmak kısmı nerede? Burada Kate için tik atılmış mı? Evet. O zaman Kate bunu yapmakla sorumlu diyebilirim. B şıkkına baktım. Linda has to wash dishes. Linda bulaşıkları yıkamak zorundaymış. Bulaşıkları yıkıyormuş. Bulaşık yıkama kısmını buldum. Linda'yı buldum. Tik atılmış. O zaman Linda için bulaşıkları yıkıyor diyebilirim. C şıkkına baktım. Kate has to do laundry. Kate ne yapıyormuş? Çamaşır yıkıyormuş. Çamaşır yıkama kısmı. Burada Kate'i buluyorum. Çarpı işareti. O zaman ben Kate için çamaşırları yıkıyor diyebilir miyim? Hayır diyemeyeceğim. Şuraya çarpı atıyorum. Ne olur ne olmaz D şıkkına da bakacağım. Linda isn't in charge of vacuuming the floor. Linda yerleri süpürmekle sorumlu değil demiş. Yerleri süpürmek en baştaki resim. Linda'ya bakıyorum çarpı işareti. Evet bunu yapmakla sorumlu değil. Bunu da eledim. O zaman hangisi yanlış? C şıkkı.
Son soruya bakıyorum arkadaşlar. Which question can't we answer according to the text above? Yukarıdaki tekste göre hangisinin cevabına ulaşamayız diye sormuş. Yukarıya baktım. Jack went to the carrier with his buddies last month. Jack arkadaşlarıyla birlikte geçen ay carrier'a gitmiş. They took a direct flight from London. Londra'dan direkt bir uçuş almışlar. They stayed at the small pension. Küçük bir pansiyonda kalmışlar. Ne kadar süre? For 2 weeks. 2 haftalığına orada kalmışlar. They visit the pyramids and many other historical place. Nereyi ziyaret etmişler? Piramitleri ziyaret etmişler ve birçok işte historic yani tarihi yerlere gitmişler. Küçük pansiyonda kalmışlar. 2 haftalığına ve geçen ay gitmişler kimle? Arkadaşlarıyla. Devam ettim. They found the city magnificent. Onlar şehri çok muhteşem bulmuşlar. They took lots of photos. Birçok fotoğraf çekmişler. And bought souvenirs for their families. Ailelerine ne yapmışlar? Souvenirs yani işte hediyelik eşya almışlar. It was an incredible experience. Yani bu çok muhteşem bir deneyim olmuş onlar için vesaire demiş. Buna göre acaba aşağıdaki sorulardan hangisine ulaşamıyorum? A şıkkına baktım. How long did stay in Korea? Korea'da ne kadar süre kalmışlar? For 2 weeks. Bulabiliyorum. A şıkkını eledim. B'ye bakıyorum. Who did Jack go to the carrier with? Jack kiminle gitmiş? His buddies demiş. O zaman bunun da cevabına ulaşabiliyorum. Ceyhan'a baktım. Where is the carrier located? Carrier tam olarak nerede? Şimdi baktığım zaman buradaki information carrier hakkında işte hangi ülkede, hangi kıtada vesaire tam olarak bir konum belirtilmiş mi? Hayır, belirtilmemiş. Bunu bir köşeye koydum. Son şıkka bakıyorum. What attractions did they visit in Cairo? Cairo'da nereye ziyaret etmişler? Hangi gezilebilecek yerlere gitmişler? Piramitlere ve birçok tarihi yerlere gitmişler. Bunun da cevabına ulaşabiliyorum. Hangisi kaldı elimde? C şıkkı arkadaşlar. Konumla alakalı herhangi bir şey yok. Denememiz bu kadar. Umarım faydalı olmuştur. Kendinize çok çok iyi bakın. Görüşmek üzere.